burası güzel. Oturdum kaldım. Şurada yatıyordum. Telefon geldi Tevfik'ten. Gelip beni arabayla alacaklarmış. Sağ olsunlar. Bergama'dan şu an Dikili'ye 4-5 kilometre mesafe var. Bergama'dan arabayla gelip beni alacaklar şimdi. Şimdi değil, akşama. Akşama kadar buradayım. Ya da Dikili sahile doğru giderim birazdan. Şu karşısı Dikili. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Orada evlerin olduğu yer. Orası ayrı bir güzel. Orada bir gece kalmıştım ben. Şurada çadır kurabilirim mesela. Tabii. Ama gelip alacaklar beni. Dikili sahil, Dikili merkez. Ben burada bir yerde çadır kurmuştum. Nerede hatırlamıyorum ama burada bir yerdeydik. Bir tane ağaç vardı, ağacın altına kurmuştum. Villadan köy odasına hızlı bir geçiş yaptık arkadaşlar. Ortam bu. Burası köy değil bu arada. Bergama'nın merkezindeyiz. Bergama'nın tarihi bir evindeyiz. Tevfik'in izleyicilerinden Ümit isimli bir arkadaş bizi davet etti buraya arkadaşlar. Tevfik'in izleyici... Tevfik'in ama koyun diyecektim işte. Ayağımın gülüm kapalı. Tevfik'in izleyicilerinden Ümit isimli bir arkadaş bizi buraya isimli vermem doğru mu lan acaba? Hmm. Ha, bir şey olmaz değil mi? Ben 85 kere Ümit abi. Tevfik'in izleyicilerinden Ümit isimli bir arkadaş bizi buraya davet etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir odamız var. Aşağıda burası iki katlı. Mutfak falan var. Duş, tuvalet, banyo falan. Yukarıda da teras var düz herhalde. Yarın oraya da bakacağız. Birkaç gün veya en az 2 gün buradayız. Veya
bir gün buradayız, bilmiyorum. Duvarın lekesini çekmeseydin reis be. Hangi duvarı? Onu çekmezsen olmaz ki oğlum, orası köy evi. Tarihi. Ama koku yok fazla. Aşağısında kokuyor biraz. Gelirken biraz endişe etmiştim ben kokudan dolayı. Nasıl uyuyacağız diye, ama burası kokmuyor fazla. Kapılar kilitliydi ya, basmış. Aynen. Camlar falan. Kapılar kapalı olduğu için koku doğal. Ama camları açtı, koku dağıldı biraz. Evet. Durum bu. Buradayız. Burası Bergama. Antik şehirlerin önemlilerinden biri arkadaşlar. Zamanında başkent olmuş. Birçok tarihe mal olmuş önemli insanların bulunduğu bir yer. Yarın hepsini gezeceğiz. Şimdi tüyo vermiş gibi olmayalım. İyi geceler o zaman. Biz sabah uyandık. Bugün bayram. Bayramımız mübarek olsun. Diyeceğim ama bunu kaç gün sonra izleyeceksiniz bilmiyorum ama bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Köy evinden buraya taşındık. Burası neresi? Bulut Market. Arkadaşın marketi. Orada emlakçılık yapıyor. Burada bakkalı var market. Sabahleyin kahvaltı için dışarı çıktım. Tamam mı? Her yer kapalı. Bakkallar, marketler hepsi. Ondan sonra ne aldım? Şoka girdim. Şoka çıktı. Şoktan bir şeyler aldım. Börek falan aldım. Ondan sonra onu yedik. Sonra buraya geldik. Tevfik bize sucuklu yumurta yaptı. Bol tuzlu. Bol tuzlu olduğunu altını çiziyorum. Bol tuzlu. Onu yedik. Burada. Bakkal 2 gün kapalı. Bisikletleri buraya bıraktık. Arkadaşın da bisikleti var burada. Sağ olsun bize böyle bir imkan sağladı Ümit abimiz. Benden büyük. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrardan. Takılıyoruz efendim. Bu gece burada yatacağız herhalde. Burada bir tane çekyat var. Bende de şişme yatak var. Orada yatarız. Orası güzel. Orası da fena değildi de ben uyuyamadım gece orada ya. Kapalı alan, onun bir ismi var. Adını at. Klostrofobi mi? Klostrofobi gibi bir şey. Öyle değil de, tam olarak öyle değil de nasıl diyeyim sana? Şimdi bir aydır çadırda yatıyoruz ya arkadaşlar. Şimdi bir anda kapalı ortama geldiğin zaman şey oluyor böyle. Rüzgar esmiyor mesela. Rüzgar esmiyor, hava gelmiyor. Darlatıyor adamı. Sıkıntı basıyor ki ben zaten normalde de sıkıntılı bir adamım. Öyle yere dayanamıyorum yani. Gece saat 2 miydi, 3 müydü neydi, ben anca uyudum. Burada tuvaletimiz var. Hortum var. Burada duş bile alabiliriz yani. Evet. Akşama ne yapacağız? Kısır yapacağız. Tevfik'in canı kısır çekmiş. Kısırı da 10 numara yaparım arkadaşlar. Parmaklarınızı yersiniz. Net olarak söylüyorum. Çiğ köfte de öyle. Çiğ köfte ve bulgur üzerine şeyler benden sorulur arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Çok güzel yaparım. Annem bile bayılıyor. Hep bana yaptırıyor zaten, tamam mı? Evde kısır, bulgur benden sorumlular. Ya ne anlatıyorsun ki oğlum? Kapat lan şu kamerayı, manyak. Kes lan burayı. Çekeceğim videonun. Öyle efendim, takılıyoruz, vakit geçiriyoruz. Bugün bayramın birinci günü. Yarın ne yapacağız bilmiyorum. Bir gün daha kalacak mıyız, kalmayacak mıyız bilmiyorum yani. Bakacağız. Bergama'yı gezemedik. Abi daha Bergama'yı gezeceğiz ya, değil mi? Bugün daha gezemedik, bugün gezemeyeceğiz zaten artık. Bugün yalan oldu. Mangal yapacağız. Aynen. Bugün burada takılırız, yarın Bergama'yı gezeriz. Burayı hangisi? Aynen. Yarın da buradayız o zaman. Yarın nasıl olsa kapalı burası. Hani adamlar adına engel olmuyor. Evet. Ümit abi istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Hiç sıkıntı, problem yok dedi, evet. Ama. Zaten bu marketten nasıl diyeyim, vazgeçmiş gibi bir şey, tamam mı? Adam emlakçı adam ya, şimdi burada kapalı yerde oturmak onu sıkmış biraz herhalde. Emlakçılıkta işte daire gösteriyor falan, gidiyor, çıkıyor, geliyor, hareket ediyor ya, o onu seviyor. Burada akşama kadar markette takılıyorsun. Biraz sıkıcı bir iş olabilir bence de, evet doğru.
Yılbaşına kadar dedi. Ya yılbaşından sonra dedik bırakıyorum. Evet, kapatacak burayı. Onun için çok umurunda değil yani burası. Öyle, yarın Bergama'ya gezeriz. Yarın akşam da burada kalırız. Ondan sonrasına bakacağız. Bakacağız diyoruz. Yani geleceğe doğru çok ileri planlar yapmıyoruz arkadaşlar. Belirgin, net planlar yapmıyoruz mesela. Yarın ne yapacağız bilmiyoruz mesela, tamam mı? Yarın mı? Yarın. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi ne yapacağız? Şimdi sigara içeceğiz. Şimdi yemek yedik, sigara içeceğiz. O kesin, net yani. Çayımız var. Yani çok kesin planlar yapmıyoruz. Genelde doğaçlama takılıyoruz. İşte yarın olsun bakarız diyoruz. Öyle. Peki. Hayırlı bayramlar diyelim tekrar. Görüşürüz. Abi. Kapat. Makarna yapıyoruz efendim. Sucuklu makarna. Şimdi altını bir yapalım. Patlamasın. Şunu kapıyı tek aldım. Alacağım ben şunu. Şöyle. Bu arada neredeyiz? Ben burayı çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum. Bir bakkaldayız arkadaşlar. Çekmediysen bunu araya ekleyeceğim. Bayram dolayısıyla bakkal kapalı. Arkadaş kurban kesmeye gitti. Biraz geç başladı onlar. Öğleden sonra kesim sırası onlara geldi. Onun için şu an burada yok. Erken gelseydi mangal yapacaktık ama. Neden buldun onu göstereyim. Mangal yarına kaldı. Ne buldun orada Tefo? Maden. Maden mi buldun? Bakalım. Başka zeytin var ya. Şov yapacağım. Şov yapacağım. Mangal işi yarına kaldı. Sağ olsun bize burayı açtı. Ne istiyorsanız kullanın dedi. Sabahleyin bir sucuklu yumurta yaptık. Ondan sonra onunla duruyorum şu an. Mangal işi yalan olunca makarnaya döndük biz. Güzel koktu lan zeytin. Abi çok iyi ya. Kurma zeytin. Yeni yaptı bence kurma zeytin. Ben az önce açtım ya. Evet. Şu an bir tur daha açma abi. Zeytini görünce. Gel bakayım sana. Nasıl reis? Güzel. Acı olmasın lütfen. Acı değil. Acı olsa da yerim ben. Hani ayırt etmem de. Güzel ve değişik bir tadı var. Aynen öyle. Bitti proteinler. Bak bak bunlar hepsi protein. Yeter. Yeter. Alın abicim buraya. Tamam, biraz da öyle kavrulsun. Köyünü çeksin. Suyunu dökmeden makarnayı yaparsanız yapıştırmamak kaydıyla çok daha sağlıklı beslenmiş olursunuz. Çünkü bunu suyunu süzdüğünüz zaman bütün gıdası gidiyor arkadaşlar. Yani o bütün değil de oldukça fazla gıda kaybı oluyor. Buna şimdi baharat atalım mı biz? Sucuk da var ya abi. Acı yeterli olur bence ya. Şurada var biraz baharat.
Neyse at yana. Sucuğun baharatıyla idare ederim. İkimiz de aynı anda kamerayı kaldırdık, kayıt yapıyoruz ya. Reis, menü bu. Evet, konuşmayı sen yap, tamam, ben konuşmayacağım. Zeytin, aga zeytin ya. Az önce şuradan bulduk, efsane. Şunu açsana. Evet. İkimizi toplayınca bir YouTuber yapıyoruz zaten. Başkan, dediğim gibi menü bu. Şöyle ortaya da bir tane yoğurt açtık. Kenarda da zeytinimiz var. Müsaadenizle biz bunu gömüyoruz. Bize afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Yazımı kuralım. Ha. Ben atacağım onu. Ya ben atacağım. Sen seç, ben atacağım. Ya alın. Söyle. Söyle. Yazı. Bir dakika, doğru şey oldu. Tura geldi, gördün mü? Ya bırak. Tura, vallahi Tura geldi. Bak arkadaşlar, gördünüz mü? Yazı. Yazı dedi, Tura geldi gördünüz. Yazı. Bak ikinciyi attırıyor bak. Mızık mı o şu an? Bırakıyorsun. Aldığım gibi Tura'ydı yani. Akmadın ki herkese. Elimden düştü, anasını satayım ya. Yazı. Yazı mı diyorsun? Yazı. Bak şimdi havaya atacağım, şöyle yapıyoruz. Ne olur, hop. Yazı ama. Yatağımı boşalttım. Oğlum benim var ya... Uyku... benim... Uykum kaçtı ya. Uyuyordum ben burada, ne güzel. Benim uykum yok zaten. Bir, ikincisi... Şişme yatağım var oğlum. Buradan daha rahat ama. Yani ama... Sen onun üstüne al. Tamam mı? Onu... Benim üstüme bir şey almama gerek yok abi. Ben yanıyorum zaten şu an. Şey yapalım. Ben bunu alıyorum üstüme. Sen al al onu. Sen onu üstüne al. Üstteki tarafına bak. Olay ne? Kanepe için yazı tura atacağız dedik. Oraya. Evet, aynen. Demeseydim ben diyecektim ki abi sen burada yatabilirsin. Sıkıntı yok. Bak şimdi ben şimdi şuraya bir yatacağım. Mis gibi.